Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda benzerlik konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 4. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız Tales teoremi. Tales amca ne demiş? Arkadaşlar örnek soruyla anlatılmış zaten bu. Hocam şurada yukarıdan aşağı oranlama buradaki yukarıdan aşağı oranlamaya eşit ama Tales bu şekilde verilip de şuradaki oranlamalar hakkında bir şey sorulduğunda da temel orantı oluştururuz. İster yukarıda oluşturun ama biz yamuk konusunda genelde şöyle yapıyoruz. Bu bir yamuk ya aynı zamanda. İçeride şurada bir paralel kenar oluşturup ona göre işlem yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü burada paralel kenar oluştuğu zaman ne oluyor? 5 ken, Burası da 5, burası da 5. E buraya kaç kaldı? 3. Sonra 2 bölü 5'ten 3 bölü A'dan A'yı da bulup 5 artı A'yı bulursak sonuca ulaşırız arkadaşlar. Dediğim gibi yukarı tamamlama da yapabilirsiniz ama genelde biz içeriden paralel kenarı tercih ediyoruz. Burada örnekleri de var. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Evet örneğin çözümü var daha doğrusu. 2 adımla. Biz sorulara başlayalım arkadaşlar. Evet birinci soru ne demiş arkadaşım? Şöyle bir şey var. Ha bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Genelde de böyle bir kere söyleyince hep kalıyor. Gerçekten. Ee, bakın burası 2 birim. Hocam 2 birimde kaç artış var? 2 artış var. E o zaman burada 4 birim. 4 birimde de 4 artış olup. E o zaman ne diyeceksiniz? 4 arttığı zaman direkt cevabı da 9 diyebilirsiniz bu arada. İstediğiniz şekilde yapın. Yani güzel bir şey. Ve direkt de çıkıyor aslında. İstediğinizi yapın. Ee, ço çoğu soruda da göstereyim isterseniz. Uygulaması da şey olur. Zaten sıkıntı olmaz. Paralel kenarı oluşturacak olursak arkadaşlar burada işimiz paraleller olduğu zaman temel orantı oluşturmak. Tabii ki mantığını bilmek lazım. Paralel kenarı oluşturduğumuz zaman hocam 3 burası kaç? 3. Hocam buraya ne kaldı? 2. E, tamamı tamam şuraya A diyelim. Şu 2 bölü 6. 2 bölü 6 eşittir. 2 bölü A'dan dolayı A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. A 6 iken e o zaman burası da 6 3 daha kaç yaptı? 9 yaptı. Evet birinci soru Edremit oldu. Geldik ikinci soruya. Bakın yine aynı yöntemi uygulayabilirim. FC uzunluğu K, BF uzunluğu 2K verilmiş burada. K iken 2K. Dikkat edin 4'den 7'ye kaç artmış? 3 artmış. Hocam 3 artmış. Hocam 3K da 3 artmış. O zaman 2K da 2 artar dersiniz. Yani 4 2 daha 6 cevabı işaretlersiniz. Ya da bizim temel orantıyı hemen uygulayalım. Paraya kenar oluşturduk hocam. E 4 ise 4. 4 3 kaldı. E 2 bölü 3 oran var burada. 2K'nın 3K'yı oranı eşittir. Şuraya ne kaldı ne diyelim? A diyelim. A bölü 3'ten dolayı. E o zaman A'yı kaç bulduk? 2 bulduk. A 2 iken o zaman 4 2 daha kaç yapıyor? 6 yapıyor. Cevabı da böylelikle denizli bulmuş oluyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Şekilde bir şövale. Şö, şövale. Ressam sehpası yani. Uygun ölçülerle bir teresme de demiştir. CD apart resmin şöyle e üzerinde sabit durmasını sağlıyor falan filan işte. Bunlar birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. Paralel doğrular neler? Bakın şu, şu ve şu paralel verilmiş. Burası 40 verilmiş. Burası 72. Sanırım CD mi isteniyor bizden? Evet CD isteniyor. Bildiğiniz ne var burada arkadaşlar? Bir yamuk. Yani paralel doğrular var. Şunlar birbirine paralel. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakın aslında 50'ye 30 ya. Şurası 5K burası 3K diye düşünebilirsiniz. 5K'da buradan buraya kaç artmış? 5K 3K. 8K'da kaç artmış arkadaşlar? 32 artmış. O zaman K'da kaç artar arkadaşlar? 4 artar. Buradan buraya da 5K var. 20 artacaktır. 40'tan 20 arttırdığın zaman direkt 60'ı bulursun zaten. Ama biz ezbere yapmayalım. Ne yapıyoruz? Temel orantıdan yapıyoruz. Paralel kenara oluşturduk böyle. 40 gen burası da 40 burası da 40 buraya ne kaldı 32 kaldı şuraya A diyelim e hocam burada 5K demeyelim de hadi burada 50 bölü 80 50 bölü 80 eşittir ne diyeceğiz arkadaşlar A bölü 32'den A bölü 32'den A'yı kaç bulduk 20 bulduk arkadaşlar değil mi A buradan 20 geldi e bizden ne isteniyor? x x de neye eşittir 40 artı 20'den cevabımız 60 çıkar gençler Dolayısıyla bu sorunun cevabı balıkesir oldu biz her yılı gösteriyoruz. Evet gençler şuraya bakacak olursak şu mantıktan yapabiliriz. Buradan buraya kaç artmış? 4 artış var hocam. Buradan buraya kaç artmış? 6 artış var hocam. O zaman 4 artış 6 artışsa o zaman burası 4K burası da 6K diyebiliriz direkt. Aslında 4 bölü 6. Yani o oranlamayı da o şekilde de söyleyebiliriz. 6K 12 ise o zaman 4K nedir arkadaşlar? 2, 2, 8 diyebiliriz. Bu yorumlamayı da aynı şekilde yapabiliriz. Ona göre yorum yapabiliriz. Yani 4 bölü 6, 6 bölü X diyebiliriz hatta. Ama biz yine nereden yapalım arkadaşlar? Temel oranından yapalım. Bir tane para kenar oluşturduğumuz zaman olay bitiyor arkadaşlar. Para kenar oluşturduk. 10 ise 10, 10. Sonra buraya ne kaldı arkadaşlar? 10 kaldı. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. Şöyle baktığınız zaman hocam şunun tamamının oranı. Sivrilen yerden başlıyoruz. 6 bölü 6 artı x eşittir. 4 bölü 10 olacaktır. 4 bölü 10'dan x'i böylelikle buluruz. Ee, x'i buradan kaç buluyoruz arkadaşlar? 2'ye bölsen 2'ye bölsen 5. 2, 2'ye bölsen 2'ye bölsen 3. 15 x artı 6. 6 artı x eşittir 15 ise x'i buradan 9 bulduk. Hocam x 9 ise eyvallah. x 9 ise burada 6 bölü 9 yani 2 bölü 3 oran var. Hocam burası 2 burası 3 m olacaktır. Burası da 2 amken burası da 3 m olacaktır. 3 m 12 ise m4 yaptı. m4 yaptı. m4 ise 4 koyduğumuzda burası kaç yaptı? 8 yaptı. Evet x'i 9 bulduk. y'yi de 8 bulduk. 9 8 daha kaç çıktı arkadaşlar? 17 çıktı. Cevabımız böylelikle 4. soruda Edremit oldu arkadaşlar. Geldik 5'e. Kısa yolu göstermeyeceğim artık siz oradan yaparsınız. ED uzunluğu ben bildiğim yoldan yapacağım. K, AD uzunluğu 4K. Evet yazıyoruz. ED uzunluğu K iken AD uzunluğu 4K. E 4'e 1 oran var. 4 N burası da M midir arkadaşlar? Evet. Sonra 5 tane AB bir de 4 tane GE. AB ve GE oranı soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız arkadaşlar? Burada şurada bir yamuk yamukvari bir şey var. Temel orantı oluşturacağız. Temel orantı oluştururken ne yapıyoruz? Paralel çiziyoruz. Şuna böyle bir paralel çizdiğimiz zaman arkadaşlar. Hocam burada e, ne var? Şöyle baktığımız zaman şurada bir temel orantı 1 bölü kaç oran var arkadaşlar? Şuraya bakacak olursak 1 bölü 5. Yani A iken burası ne olacaktır? 5A olacaktır. E burada o buraya ne kaldı? 7 eksi A kaldı. O zaman burası da 7 eksi A mı? Evet. Topladığın zaman burası kaç yaptı? 7 artı 4 A mı yaptı? Aynen öyle. Bak burası 7. Şimdi bizden AB AB'ye bakalım arkadaşlar. 7 artı 4 A yaz. Yaz. 5 çarpı 7 artı 4a eksi 4 çarpı ge. ge'yi bulacağız arkadaşlar burada ge'yi. Bu arada burası 5a mı? Evet burası 5a iken buraya ne kaldı? 4a kaldı. E burada da şu temel orantıya bakacak olursak 4 bölü 5 oran var. 4a ise burası da 5a mı? Evet eksi 4 çarpı ge. ge uzunluğunu da bulduk 5a isteniyor bizden. 35 artı 20a eksi 20a isteniyor. 20a'lar nano oldu. Cevabımız da kaç çıktı? 35 çıktı arkadaşlar böylelikle. Yani 5. soru Akçay oldu geldik 6'ya. Bir zemin üzerinde aynı hizada ayakta duran Yusuf ile Azra arasında 1 metre. Azra ile Emre arasında 50 cm uzaklık vardır. Hocam şurayı da bir 100 cm yapalım isterseniz. Bu üç kişiye aynı açıyla güneş ışınları geldiğinde ne oluyormuş? Şekildeki gibi gölgeler oluşuyor. Arkadaşlar güneş ışığı geldi. Bu adamın gölgesi buraya geldi. Bunun gölgesi buraya geldi. Yani şu zeminde bir dik üçgen mi oluştu arkadaşlar? Evet bu zemine dik olduğu için şöyle. Bu da zemine dik olduğu için böyle. Hatta bunun da gölgesi buraya denk gelmiş oluyor. Dur bakalım. 160 cm uzunluğundaki Yusuf'un gölge uzunluğu. Hocam şuradaki dik üçgende burası 160 cm iken burası 120 santimetreymiş. E aynı açıyla vuruyor ya. Aynı açıyla vurması demek buradaki açıyla e buradaki açının aynı olduğu anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Evet. Azra'nın gölge uzunluğu da 135'miş. O zaman her ikisinde de benzerlik yapabiliriz ya da direkt tanjant alfa yapabilir miyiz arkadaşlar? Yapabiliriz. Ya da burası alfa, burası beta diyecek olursam alfa 90'sa burası da ne yapıyor arkadaşlar? Beta yapıyor. E o zaman burada e, ya da boy bölü gölge her ikisinde de boy bölü gölge aynı olmak zorunda. Boy bölü boy bu, boy bölü gölge diyelim. Neye eşit? 160 bölü 120'ye eşit. E, Azra'da da 135 vermiş ya. Azra'nın boyu bölü 135 dersek Azra'nın boyunu bulur muyuz arkadaşlar? Buluruz. E, buradan ne geliyor arkadaşlar? Bakalım neler gelecek. Hocam şu 4 bölü 3 mi geldi? Evet 4 bölü 3. Hocam şu 3 ile 135 45 mi yapıyor? Evet. 45 ile 4 çarptığınız zaman 180 mi geldi? O zaman Azra'nın boyunu 180 bulduk arkadaşlar. Tamam. Şuradaki şeyi sileyim mi? Yok silmeyeyim. Sileceğiz mecbur. Şekil karışacak. Evet. Azra'nın boyunu kaç bulduk arkadaşlar? Şurası 100 santimetre. 180 bulduk arkadaşım burayı. Şunu da sileyim isterseniz. Çünkü benim işim şundaki boyla galiba. ABC noktaları doğrusal olduğuna göre Emre'nin boyu ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapıyorduk? Bunlar zemine paralel mi hepsi? Zemine dik mi? Evet. Bunlar birbirine paralel durumda o zaman değil mi arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman. Evet hocam bunlar birbirine paralel. Madem bunlar birbirine paralel ve ben bunu bulmaya çalışacağım. Şuradaki uzunluk isteniliyor bizden. E ne yapacağız arkadaşlar? Hocam hop şuradan bir paralel temel orantı oluşturacak olursak. Hocam burası 100 iken 100. Burası 50 iken 50 mi? 50. 160 iken 160. Buraya kaç kaldı? 20 kaldı. Ee, 160, 180 yapması için. Şuradaki a'yı bulursak olay bitti. Hocam burada 100 bölü 150. 100 bölü 150. Neye eşit? 20 bölü a'ya mı eşit? Evet. Buradan ne geliyor o zaman? Hocam şu ikisini çarptığım zaman dur bakayım. Şununla şu sadeleşsin. 10 ile 20 sadelesinin 2. 2 kere 5 30 mu geldi? Evet A'yı buradan 30 bulduk. A 30 ise o zaman X de ne yapıyor arkadaşlar? 30 artı 160'tan neye eşit olacaktır? 190'a eşit olacaktır arkadaşlar. Yani 1.90 boyu varmış maşallah. Evet cevabımız böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Ve böylelikle 4. bölüm testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik